Yani su hayat demektir ama çiftçinin de geçim kaynağı, üretim suyla oluyor. Onun için su bizim için çok önemli. Biz avuç suya muhtacız. Yani biz. Veya bir avuç suyu nasıl kullanırız hesabını yapmamız gerekiyor. Üreticilerimize, ortaklarımıza anlatarak yani suyun değeri çok önemli. Bu yıl yağmur yağar ama gelecek yıl yağmayabilir. Önümüzdeki yıllar o yağmur yağmayabilir hesabını yaparak. Şimdi bu adresi yönetimimizi sayaç sistemine geçirdik. Arıtma sistemiyle beraber sayaç sistemine geçtik. Akıllı sayaçla beraber suyumuzu idare ediyorduk. Yani geçen yıllar göre tamamen bitiyordu. Bu yıl daha suyumuz çeyrek eksildi. Suyun vahşi kullanıyordu. Alabildiğine. Bir yılda yıllık ödeme yapıyordu. Zaten parayı ben verdim hesabıyla. Suyu kapatan yoktu. Suyun başında durmuyordu zaten. Yani su kendi akışını kendi sağlıyordu. Ama şimdi öyle değil. Yani şimdi sayaç sisteminde idareliği ve herkes açarak kapatarak sulanmasını sağlıyor. Suyu açıktı zaten. Bir de biz o sayaçtan önce belirli günlerde suyu salıyorduk. Ama tabii 3 kol vardı. 3 kola her 3 günde bir açarak ama vanasını kimse kapatmıyordu. Akşama kadar herkesin suyu akıyordu. Veya 24 saat açsan 24 saat. Belirli günlerde açmakla idare edebiliyorduk. Eğer onu devamlı salsaydık şu an 24 saat bizim göletimiz açık. 24 saat su var gölette. Ama o gün onu 24 saat yapsaydık 2 ayda göleti bitirdik. Ona rağmen yine de gölet bitiyordu. Ama şimdi mükemmel. Herkes suyunu evindeki çeşmesinin suyu gibi kullanıyor. Çiftçi kendisi biraz bilgilenmesi gerekiyor. İlçe tarımla iç içe olması gerekiyor. Ziraat mühendisleriyle oturup sohbet etmesi gerekiyor. Veya yani deneyimli çiftçilerle, şimdi tamam köylünün çoğu bunu biliyor da ama arazisini yeni almış. İzmir'den gelmiş, dışarıdan gelmiş, daha diğer yani mesela ben şimdi şeye baktığımda ortaklık defterime köyüm arazilerini satmış. Yani aşağı yukarı %70'i diyebilirim. Burada oturmayan, arazi almış. Şimdi bunu arazisini almış ama suyun nasıl sulanacağını, o suyu devamlı harcama niyetinde. İlçe tarımla, işte bilgili çiftçilerle daha irtibatlı olsalar daha iyi olur bu iş. Şimdi sayaç sisteminde yine bizim vahşi sulama dediğimiz su yok. Salma su diyoruz biz ona. Öyle bir su yok. Damla veya fıskiye. Bunun dışında sulama yapamaz. Suyun önemini anlatarak bu böyle olması gerekir diyoruz ve böyle oluyor. Şimdi mesela ben kendi bahçemden örnek vereyim. Ben 3 günde bir 4 saat veya 5 saat su veriyorum. Bunu programladım. Bu çamurlaşmadan arazi hem ağaç verdiğin suyun hepsini alabiliyor, arazi de çamurlaşmıyor. Devamlı nemlik alarak ağaç kendini idame ediyor. Damlama sulamada da 15 saat verdiniz. O da çamurlaşıyor. Ve saçak hastalığı oluyor. Bunu da çiftçi pek hepsi farkında değil. Yani fazla suyla fazla bir şey elde edemiyor ve zarar görüyor. Denesinler isterseniz. Çok suyun olduğu yere bir biber, patlıcan vesaire bir ağaç dikin. Oraya devamlı su verin. O ağaç hasta olur. Saçak hastalığı bulur. İlerleyemez. Ama randımanlı bir suyla verdiğin her bitki daha mükemmel olur. Mesela biz narinci ağırlıklı olduğumuz için ben narinciden bahsediyorum hep. Bütün kış yağmur yağıyor. Saçak suyun içerisinde. Yani kışın yağmurlara saçak suyun içerisinde. Mayıs'ta hemen su vermeye başlıyoruz. Hayır efendim, gerek yok. Daha su yüksekliğine bir bakın. Yeraltı su yüksekliği 1-2 metredeyse hiç gerek yok. Bunu Haziran'da vermeye başlayın. Çünkü ağaç bir nefes alsın. Nefes alırsa kendine gelecek. Ama biz şimdi kışın zaten suyun içerisinde hemen de başlıyoruz fazla su vermeye. Tabii ki o ilk dönemlerde de atıyorum 5 saat verirsen 2 saat ver. Can suyu gibi. Yazın suluyormuşum gibi devam ederseniz işte ağaca o zaman hasta edersiniz. Ağ deresi üretimimiz kapalı sistem. Biraz akıllı sayaç sulama yapıyoruz. Burada bir sorun kalmadı. Burada çiftçi kendisini bilinçlendirdi. Fazla sulama yapamıyor çünkü para gidiyor onun için. Şimdi açık kabak çayı üretimimiz. Kanal sulama, aşırı bir su kaybı var. İşte orada frenleyemiyoruz. Çünkü biz kanalı açtığımızda sağ olsun Mehmet Bey her suda gider vanayı açar. İşte çiftçilere ya idareli kullanın, başında durun, zamanı gelince hani bize haber verin, kapatın falan ama bu olmuyor tabii. Büyükşehir Tarımsal Hizmetler Müdürü ile irtibattaydık zaten bu göletle beraber. Bunu da dile getirdik. Ölçümleri yapıldı. Önümüzdeki yıl burayı da sayaç sistemine geçeceğiz. Şimdi mesela buraya geçtiğimizde İzmir'den de gelse vanasını açıp suyunu bulabiliyor. Ama daha önceki yıllarda hangi gün su geleceğini bilemiyordu. Geldiğinde su var mı yok mu bilmiyordu. Onun için şimdi herkes memnun.
Sarma sulamada bir defa çiftçi başında durması gerekiyor. Sıcağın anında çapasıyla devam etmesi lazım. Ama şimdi bunu kapalı sisteme geçirsek damlama sulamayla veya fıskiyelerle sadece vanasını açıp arazisini sulayacak. Modern olacak ama güzel olacak. Yok memnun yani çiftçi orada neden bunu yaptınız diye hatta niye yapmıyorsunuz? Neden yapmadınız diyen var. Yani neden yaptınız diyen olmaz. Yani mesela diyelim ki bu kış yağmur yağmadı. Önümüzdeki yıl tehlike, felaket başlamış demektir. Onun için biz suyumuzu her an biraz daha fazla elde ederek sulamamız gerekiyor. Damlama sulama da bir defa yapacak olmaz sapı zaten. Mesela sayacını aldı, damlamayı döşedikten sonra o masrafı bir defa yapacak. O artık devam ediyor. En az 10 yıl o damlama güzel kullanırsa, iyi bakarsa hiçbir masraf getirmez. Aynı her şey yine önümüzdeki yıl devam eder. Bir defa rahatlığı var. 24 saat suyu var. Adam bağ evi yapmış. Oturabiliyor da yazın. Vanasını açtığında suyu elini yıkayabiliyor. İşte efendim arazisini istediği şekilde sulayabiliyor. Bizim şimdi bu salma sulamada su geleceği gün suyu bulabiliyor. %50 hibeler var bu damlama sulamada. Arazisi büyük olan, masrafı büyük olan girebiliyor. Bunu alabiliyor. Damlama sulamayı yanlış yapmakla zarar görmek nasıl olur onu bilemiyorum da. Mesela damlamaları domuz ayağını alıyor, bu damlamayı öbür tarafa götürüyor. Eğer ben o günü götürmezsem, gitmezsem orada o ağaç susuz kalıyor. O damlama o iki ağacı bir suluyor. Onu alıyorum, yerine getiriyorum. Bazı işte kaplumbağalar delebiliyor. Bunları bantlayarak. Yani her suda 1000 ağacı her defa geziyorum. Yani suyum heder olmasın. Yani o patlayan su daha hızlı su akıtıyor biliyorsunuz. Oraya fazla su geliyor zaten. İşte ağaç zarar verebiliyor veya su fazla gidiyor. Yani ben suyu açtım, damlamam var. Tamam bahçem sulanıyor diye bir kural yok. Yani her suda bahçeni gezeceksin kardeşim. Bunlar patlakları, çatlakları tamir ederek ondan sonra bahçeden çıkacağım. Bahçen sulanıyor oluyor. Ama tabii ki ben damlamayı döşedim. Eyvallah. Ondan sonra benim ağacım sulanıyor. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Emek vermeden karşılığını alamazsın. Böyle her şey böyledir zaten. Tabii eskiden şimdi sular 5-6 metrede, yeraltı suları 5-6 metrede duruyordu. Ama eskiden sulu tarım yoktu. Hani arkadaş anlatmıştı ya 5-6 metrede sularımız vardı diyor. Doğru. Fakat o zaman sulu tarım yoktu. Sulu tarım yani ben bu Düzce Turgut Ulamış şu düşündüğünde sulu tarım yapan 50 kişi çıkmazdı bizim küçüklüğümüzde. Onun için yer altına su çekimi yoktu. Su çekimi olmadığı için sular da birikiyordu. Yani bizim ova aynı gölet gibi. Bizim bu göleti düşünün. Kışın yağan yağmurlarla doluyor. İşte Temmuz ayından sonra buradan bite azmağa doğru gidiyor su. Yani ne kadar hızlı çekim olursa o kadar hızlı bitiyor. Ama eskiden öyle değildi işte hızlı çekim yoktu. Pompa yoktu zaten. Adam bir kuyu kazıyordu. O kuyudan suyunu sağlıyordu sulamayı. Turumbalar vardı. Biz turumbalara su çekebiliyorduk. Ama şimdi öyle bir şey yok artık. Her arazide bir pompa var. Her arazide. Bir pompa var. Ve bunlar bastığı zaman aynı anda hepsi basıyor. Düşünebiliyor musun? En az hiç üçlük su çekiyor her pompa. Bu çekime dayanılmaz. Onun için o gün öyleydi ama bugün de böyle. Ve bugün su benim için çok önemli. Ben suya çok önem veriyorum ki herkes veriyordur da vermesi de gerekiyor. Düşünün bizim köyümüz bundan 10 sene önce 2000 nüfuslu olduğunu düşünelim. Şimdi 6000 nüfusa tekamül etti. Ve daha da devam ediyor. Yapılaşma, göç alıyor. İçme suyu tehlikesi de karşı karşıya olabiliriz. Eğer çekim devam ederse şu an tatlı su deniz suyuna basıyor. Ama burası azaldığında deniz suyu yürüyecek tatlı suya. İkinci bir deremiz var burada. Bent var daha önce şeye giden, Kavakçay'ı göletene giden. Gerçi iptal oldu da. Herhalde doğrudur. Bir mühendis arkadaş geldi 6 ay önce. Planını programını çizmiş. Buraya da bir gölet, içme suyu göleti yapılması için. Eğer o da hayata geçerse tabii biraz daha rahatlayacağız. Yani su çok önemli. Bir avuç suyun neferi olmamız gerekiyor bana göre. İleriki yıllar ne getirir bilemiyoruz. Zaten yağan yağmurlar işte belli. Hemen yağıp hemen geçiyor. Zaten göletler olmasa bu yağmurları tutamayız. Tutamayız.